Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Şevval. Bugün sizlere bana çok sorulan, gerçekten çok 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 sorulan bir soru cevabımsı bir videoya birlikteyiz. Round mu, doping hafıza mı? Ben defterime ikisinin de özelliklerini falan yazdım şuraya. Şimdi size işte o özellikleri söyleyeceğim. Direkt yazdım ki çünkü o kadar çok şey vardı ki aklımda. Hani videoyu çektiğim zaman unutmak istemedim. O yüzden de böyle bir yazma gibi bir çözüm buldum kendime. Şimdi ilk başta doping hafızadan başlayalım. Doping hafızanın en güzel yanı şu tek tek satılıyor olması. Round bildiğiniz üzere set olarak satılıyor. Eşit ağırlık ve sayısal paketi. 9, 10, 11 ve eşit ağırlık sayısal paketi. Ama doping hafıza ise dersleri tek tek satılıyor. İster TYT seti olarak alabilirsiniz, ister AYT seti olarak alabilirsiniz, ister hepsini alabilirsiniz, isterseniz tek ders alabilirsiniz. Ama işte dopingin bir şey özelliği sınıf sınıf olmaması. Ama Rounds'un sınıf var. Eğer 9 ve 10. sınıfsanız ve 11. sınıfsanız direkt sınıf paketinden Rounds'un alabilirsiniz. Ama mesela atıyorum TYT öğrencisiniz. Konuşamadım. Teyze öğrencisiyseniz konuşamıyorum. 2 yıllık bir bölüm istiyorsanız round pek işinizi görmeyecek. Çünkü 2 yıllık TYT paketi yok. Ama doping hafızanın TYT paketleri var. Öyle yapabilirsiniz. Atıyorum sadece biyolojide konu eksiğiniz var. Diğer dersleriniz çok iyi. Tek bir ders içinde atıyorum round almak istemiyorsanız doping hafıza alabilirsiniz. Dopingin bir özelliği bu. Hani tek tek satılıyor olması. Ama dediğim gibi 9, 10, 11. sınıf paketleri olmaması da biraz şey, o konuda da rantöne geçiyor. Anlıyorsunuz demek istediğimi. Şimdi bunu geçiyoruz. Doping ezber odaklı anlatıyor. Yani sözel derslerde özellikle kodlayarak hafızada kalıcı bir şekilde anlatıyor. Ama rant ise mantığını oturtturarak anlatıyor. Yani aynı bir öğretmen, bir hoca anlatıyormuş gibi. Zaten hani hocalar anlatıyor. Ama doping hafıza, gerçi dopingi de hocalar anlatıyor ama dopingde ise daha böyle akılda kalıcı, kodlayarak şifreleme yöntemiyle anlatıyor. Yani matematikte açıkçası pek şifreleme yöntemi, geometride pek şifreleme yöntemi olmaz. Yani mantığını kavramamız gerekiyor. O bakımdan round önde ama atıyorum sadece sözel bir öğrenciyseniz ya da atıyorum edebiyat, atıyorum çok fazla diyorum, edebiyat alanında eksiğiniz varsa hani doping daha iyi. Niye? Çünkü ezber odaklı gidiyor. Akılla kalıcılığı. Onun dışında dediğim gibi hani sözel işte bölümü olması, tek tek ayrı satılması çok iyi bir şey. Rant'un dijital koçluğu çok iyi. Dopingi de var ama Rant'unki kadar sistematik bir şekilde ilerlemiyor. Dijital koçlukta en çok hoşuma giden özellikleri yazdım. Eksik kapatma. Şöyle bir şey oluyor. Ben bir kere 2 hafta girmemiştim doping randuma. Ve şey olmuştu. Girdiğimde ilk başta bana şey diyordu. İşte 3 konu geridesin. Eksiklerimi kapat adı altında bir test alıyorsun. Bu test sonucunda atıyorum X konusundasınız. X, Y, Z diye gidiyor ya. X konusunda direkt Z konusu. İşte o 3 konuyu atlayabiliyorsunuz. O test sonucunda hangi konuları anladınız, hangi konuları anlamadınız, hani ne eksiniz olduğunu görüyor. Ona göre sizi atlatıyor. Hedefini yaklaşma olayı. Hedef üniversitene yaklaşma olayı. Bu benim en beğendiğim özelliklerden biri tabii ki de. Bunu her videomda söylüyorum. Atıyorum ne olsun? Medipol tıp istiyorsunuz. Yazıyorsunuz Medipol tıp diye. İşte puanını yazıyor. İşte siz çözdüğünüz testler sonucunda, çözdüğünüz denemeler sonucunda hedefinize ne kadar yaklaştığınızı söylüyor. Ne kadar adım attığınızı söylüyor. Araya reklam koyayım. Bu arada hani reklam değil aslında. Çünkü mantıken ikisine soruyorum şu an. Eğer hani rant almak istiyorsanız 250 TL'lik bir indirim kodu var. Hani o kod da bu ekranda olacak. Ekrana yazacağım. Yani indirimli alabilirsiniz. Sonra kitap setleri. Dopingde kitap seti gelmiyor. Ama Rant'un kitap seti geliyor. Ve kitap setleri Limit, Avantaj, Palme gibi çok kendini kanıtlamış, soru tutturan, net tutturan bir yayın evi. Yani öyle bir yayın eviyle anlaşmalı. Yine aynı zamanda şey matematiği Rant kendi hazırlıyor. Kendi hocalarıyla hazırlıyor ve Rant'taki matematikte de çok fazla üniversite sınavına benzeyen sorular gelmişti. Bunları zaten onlar Instagram hesaplarına paylaşıyorlar işte. Bu yıl hani tutturduğumuz soru miktarı falan diyerekten. Onun dışında hazır bulmuşluk testi diye bir olay var. Rant siz ilk aldığınızda şey diyor hani tahmininizce işte diyor ki TYT'de, AYT'de hani derslerde kaç net yaparsınız falan filan diyor. Ama bir de hazır bulmuşluk sınavı var. Yani Rant'ı ilk aldığınızda
Dershanelerde olur ya, aynı dershane gibi. İlk gidersiniz, size hani sınıf belirleme testi yaparlar, hani seviyenizi görmek için. Rant'ta da öyle. Rant'ta da girdiğinizde hazır bulunuşluk sınavı yapıyor. İşte hangi konuda ne kadar geridesiniz, hangi konunuz ne kadar iyi, hangi ne kadar eksiğiniz var, bunları buluyor. Ve şöyle bir özelliği var, sana özel performans analizi. Eksiklerin bölümüne giriyorsunuz rantta. Eksiklerin bölümüne girdiğinizde denemede işte hangi konular ne kadar yanlışınız var, hangi konular ne kadar doğrunuz var, işte hangi konuya ağırlık vermelisiniz, hangi konuya atıyorum çalışmanıza gerek yok, sadece bir tekrar yapsanız yeterli, ne gibi eksiğiniz var, ne gibi gediğiniz var, bunları söylüyorum. O işte eksiklerim kısmında güzel oluyor. Sonra şey olayı da çok güzel. Toplam soru çözme olayı. Şimdi girdiğinizde diyor ki atıyorum 20 bin kişi arasından sen 18 bininci oldun. Yani o kadar kişi test çözdü. Sen de o kadar kişinin arasına girdin. Şimdi görüyorsun, diyorsun ki bu kadar insan test çözmüş. Birinci olmam gerekiyor. Bir insan gerçekten heves yapıyor. Aynı şey dershane sistemi gibi işte. Dershanede nasıl bir sürü öğrenciler olur, deneme sınavlarına girersiniz, işte deneme sınavı birincisi, ikincisi, üçüncüsü falan olur. Okullarda böyle soru yarışmaları yaparlar, en çok soru kim çözdü falan, böyle birinci, ikinci olur. Rantı da öyle, kendi zaten bir sürü kullanıcısı var, yani 10-20 tane bir kullanıcısı yok, binlerce kullanıcısı var, yani kaç bin hatırlamıyorum ama çok bin. Onlar arasında kaça girdiniz, kaçıncı oldunuz, bunları görmeniz açısından çok 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 iyi. Ders gelişimini görebiliyorsunuz. Atıyorum 100 üzerinden ilk başta %25 ile başladınız, sonra %50'yi arttırdınız. İşte atıyorum atom konusunda ilk başta 20 doğru 30 yanlış çıkarıyordunuz. Bayağı salladım şu an. Sonra işte artık 40 doğru yapmaya başladınız. Sonra full hepsini doğru yapmaya başladınız. İşte aşama aşama sizin nasıl ilerlediğinizi, nasıl yola kat ettiğinizi gösteriyor. Çok fazla soru tutturdu. Deneme takvimi oluyor. Denemeler sürpriz olmuyor. Ne zaman hangi denemeye gireceğinizi biliyorsunuz. Kendinizi ona göre ayarlayın diye. Atıyorum bir akşam yemeğine gideceksiniz ama bakıyorsunuz, yani akşam ya da dışarı çıkacaksınız. Siz anladınız demek istedim. Bakıyorsunuz, aa bugün denemem varmış. Atıyorum pazartesi günü ise deneme. Yemeği de pazartesi düşünüyorsunuz. Aa bugün benim deneme günüm. Salı günü yapayım deneme diyebilirsiniz. Ve bu deneme bütün round kullanıcılar arasında oluyor. Ve sıralamanızı görebiliyorsunuz. Bu da çok iyi bir şey. Yapamadığınız soruların video çözümleri de var. Zaten kitapların hepsi de öyle. Kare kod var. Kare kodu okutunca direkt video çözümlerini dinliyorsunuz. Yani nerede yanlış yaptınız, nerede hata yaptınız onları öğreniyorsunuz. Soru çözen kişiler işte dediğim gibi o kadar kişi arasından kaçıncı olduğunuzu görebiliyorsunuz. Mesela özelliği şöyle bir şey. Dedim ki hani bahsettim ya, bir 2-3 hafta girmediğim bir dönem olmuştu. Bana bir şey diye mesaj gelmişti. İşte Şevval, rantı neden girmiyorsun? Seni aramızda görmeyi özledik tarzında mesaj gelmişti. Ve ben şöyle bir garip hissetmiştim. Şevval, rantı girmiyorsunuz zamandır. Hani kalk gir. Yani test çözmen gerek. Konu dinlemen gerek deyip gaza getirmişti. Ve dedim ki bu korona dönemindeyken dershaneler kapanacak zaten. Yani bu anlattıklarım, yani dershane yönteminin aynısı. Ben şu an sadece size tarafsız bir şekilde uygulamayı kullandığım ve hoşuma giden yani özelliklerini anlatıyorum. Hani kötü özellikleri var mı? Size göre vardır. Hani birçok kişi mesela fizik hocasının anlatımını yavaş buluyor. Ama ben fizik hocasının anlatımını çok seviyorum. Evet, yavaş anlatıyor biraz ama hoca çok böyle tatlış bir hoca. Özellikle matematik hocası ve kimya hocasını ben çok seviyordum. Yani kimya hocası çok iyiydi. Onun dışında şu konu, yani bu artılarını, eksilerini falan filan söyleyeyim. Şu konuya değinmem gerek. EBA olayı. Şimdi birçok insan diyor ki, aa işte kazıklanacaksınız, enayi misiniz? Aynısı EBA'da var. Şunu unutuyorsunuz. Hani tamam siz 10. ya da 12. sınıf olabilirsiniz ama mezunların suçu ne? Mezunlar EBA'ya giremiyor. Mezunların EBA'sı yok. Biraz da mezunları da düşünebilir miyiz lütfen? Yani mezun bir öğrencinin EBA'ya girmesi İmkansız, çünkü onlara EBA şeyi iptal oluyor. EBA'ya giremiyorlar. Şey, sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin EBA'n yok. Yani mezun EBA'sı yok. O yüzden kötü bir şey. Ve EBA'da şöyle bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam kimya hocası farklı diye biliyorum. Yani EBA'da bazı EBA ile rant arasında bazı hocalar farklılık gösteriyor ve rantın video süreleri cidden daha uzun. Hani atıyorum ne kadar uzun? Bir yarım saat tabii ki de uzun değil ama yani 3-5 dakika daha uzun, hani bir iki tık daha fazla video içeriyor. Ve hani şöyle de bir şey var. Bu yıl da sanırım gelecek. Okullar açıldığında ne EBA devreye falan filan giriyor ya. Rant geçen yıl şey yapmıştı.
Sadece işte EBA'sı olanlara özel Rant'un kitaplarını işte bu limit gibi olan hani kitaplarını satın almak için bir paket yapmıştı. Şu an paket yok. Eğer gelirse zaten ben size duyururum. Eğer EBA'dan kullanmak istiyorsanız dediğim gibi o sadece kitap setini de alabilirsiniz ama şu an kitap seti yok. Yani sitede yok, gözükmüyor. Geldiğinde ben zaten Instagram hesabımı direkt paylaşırım. İşte kitap setleri geldi, buyurun gelin alın falan diyerekten paylaşırım ben size. Dediğim gibi hani mezunları da düşünmemiz lazım ve yanlış hatırlıyor olabilirim, arkadaşımdan biliyorum. 9 ve 10. sınıflarında EBA'da dijital destek yok. Sadece 11 ve 12'lerim var diye biliyorum. Çünkü Göksu onun yoktu. Ben ona benim EBA'mı vermiştim. Ben işte bende hem EBA vardı hem de rant vardı. Ben EBA'yı kullanmak istemiyordum. Çünkü bazı hocalar farklılık gösteriyordu. Rantum varken rantum kullanayım diyordum. Göksu kullanmıştı EBA'yı. Ama sonra Göksu rantu da kullandı bu yıl. Ve rantun gerçekten bazı hocaları fark ediyor. Yani yani gerçi yine siz tabii EBA'dan devam edebilirsiniz. Rant almak istemiyor olabilirsiniz. Gayet normal bir şey. Ama hani kitaplarını çok sevenler var. Kitap setleri geldiğinde ben dediğim gibi sizlere haber veririm. Onun dışında bu EBA rant konusuna da değindiğim için çok mutlu oldum. Çünkü gerçekten çok fazla yorum vardı. İşte kazıklanmak mı istiyorsunuz? İşte EBA'nın aynısı. Ama bunu unutuyorlar. Mezunların EBA'ya giriş hakkı yok. Hep mezunlar unutuluyor. Bu mezunlar neden unutuluyor? Bilmiyorum. Çok saçma buluyorum mezunların unutulmasını. Dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Aklınızda sorular varsa cevaplayabilmişimdir. Yine sorularınız varsa yorumda bana sorun. Ben elimden gelince bütün soruları cevaplamaya çalışacağım. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.